Arkadaşlar merhaba. Bugüne kadar kaç tane hediye verdiniz ya da kaç hediye aldınız? Onlarca mı, yüzlerce mi ya da binlerce mi? Gerçi bin biraz fazla oldu. Sayısını bilmiyorum ama ben çok az aldım ve çok da az verdim. Çünkü hediye tanımı benim için çok özel. Verdiğim veya aldığım her şeyi o tanımın içine katamıyorum. Çünkü bazı şeyler o kadar iyi ki onlar hediye ise diğerlerine hediye demek çok mümkün değil. Şu anda reklamları mutlaka görüyorsunuzdur. İşte özellikle e-ticaret siteleri şu anda bangır bangır reklam basıyorlar. İyi para harcamışlar bu iş için. Ve hepsinin teması aynı. Bir kredi kartınız var. Bunu kullanarak birkaç tuşa basarak bir şey alıyorsunuz. Kapınıza geliyor, veriyorsunuz. Bu bence çok bayat bir şey. Tatsız, samimiyetsiz. Bence hediye o insana özel olduğunu hissettirmektir. Onu mutlu etmek için para harcamak şart değil. Bir şekilde onun düşüncelerini, fikir yapısını veya size söylediği bir şeyi veya onunla geçirdiğiniz bir anıyı hatırlamaktır. Onun sizin için çok önemli olduğunu ona hissettirmektir. Ben de biraz bu düşünceyle ufak bir şey yapmaya çalışacağım şimdi. Çünkü annem bana hep şey der. Senin kalbinin ilk attığını hissettiğim an unutmuyorum der ve konusu açıldığı zaman da bunu çok büyük bir neşeyle anlatır. Bu da kendimi gerçekten çok mutlu hissetmeme sebep olan bir anı annemle alakalı. Biraz da bunun üzerinden giderek ufak bir şey yapmaya çalışacağım şimdi. Muhtemelen video izlediğinizde anneler gününde geçmiş olacak. Aslında biraz böyle edebi yönünüz kuvvetli ise cümlelerle, kelimelerle oynayarak bunu sevgilinize falan yutturabilirsiniz. Öyle de bir tüyo vermiş olayım. Bence gider çünkü bu hediye ona. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Bu projenin iki kahramanı var. Bunlardan birisi AD8232 EKG modülü ve diğeri de AFI1. Çıkırdatmaktan büyük keyif aldım. Antistatik poşette gelen AD8232 adını üzerinde barındırdığı çipten alıyor. 1900 yılında galvanometreden yapılan büyük büyük babasının 270 kilo olduğu göz önüne alınınca bu ufaklık şıkırtılı poşetin içinde bana çok sevimli geldi. Bu çip kalbinizde ve sinir sisteminizde meydana gelen elektriksel faaliyetleri algılayabiliyor ve aldığı referans gerilimler dahilinde bir çıkış sinyali üretebiliyor. Referans gerilimlerini üçlü bir sensör kablosu ve bu kablonun uçlarına takıp vücudunuza yapıştırdığınız biyomedikal sensör pedlerinden alan çip bu proje için tek başına yeterli değil. Ek olarak çipin yolladığı sinyalleri işleyip bu sinyallerle grafik oluşturacak bir dijital beyne ihtiyacımız var. Ve bu beyinde AFI1 olacak. AFI1 tıpkı Arduino kartları gibi bir mikro denetleyici geliştirme kartı. Üzerinde Arduino Uno'da da kullanılan Atmega 328 mikro denetleyicisi var ve Arduino kartlarının kullandığı tüm platformlarda ve aynı programlama diliyle kullanılabiliyor. Kart üzerinde Atmega 328'e ait tüm giriş çıkış pinleri ve fazladan bolca güç pinleri bulunuyor. Ayrıca Bluetooth, Wi-Fi, IKG gibi haberleşme çözümleri için özel pinler barındıran kart, ortasında bulunan 3 pin sayesinde işletme gerilimini 5 volt ya da 3.3 volt olarak ayarlamanıza izin veriyor. Güç devresindeki kısa devre koruma özelliğiyle kartın hatalı bağlantılar yüzünden bozulma ihtimalinin olmaması da cabası. Orijinal Arduino Uno'yu aratmayan malzeme ve komponent kalitesi, ekstra özellikleri ve orijinal Arduino satış fiyatının çok daha altında olan satış fiyatıyla bu yerli geliştirme kartı videodaki iki başrolden birisi olmaya fazlasıyla hak kazanıyor. Şimdi bu iki başrolü tanıdığımıza göre artık oyunu kurmaya geçebiliriz. Devremiz son derece kolay. AD8232'de bulunan GND pinini AFI1'ın GND pinlerinden herhangi bir tanesine, 3.3 volt pinini 3.3 volt pinine, output pinini analog 0'a ve saptama durdurucu pinleri ise sırasıyla 10. ve 11. dijital pinlere bağlıyorum ve devremiz kullanıma hazır hale geliyor. Devreyi kurduktan sonra sıra biyomedikal pedleri vücuda yapıştırmaya geliyor. Bu pedler her kullanımdan sonra yapışkan özelliklerini kaybettikleri için artık tutunamaz oluyorlar. Ve iyi tutunamadıkları için de sinyal alma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla medikal ürün satan yerlerden yedek olarak ped almanızı tavsiye ederim. Ayrıca baştan uyarayım, azımsanmayacak bir ağda etkisi var bu arkadaşlarım. Petlerden bir tane sağ göğsüme, bir tane kalbimin soluna, bir tane de karnımın sağ alt kısmına yapıştırıyorum. Petleri kalbinize ne kadar yakın yerleştirirseniz sinyal o kadar kuvvetlenir ama bir o kadar da gürültü artar. Dolayısıyla araştırmamı yaparken bulduğum pek çok yerleşimden ve onlardan aldığım sonuçlardan bu yerleşimi kullanmayı tercih ediyorum. Petleri yapıştırdıktan sonra sensör kablolarından yeşil olanı sağ pede, kırmızı olanı sol pede, sarı olanı ise alt taraftaki pede takıyorum ve artık ölçüm için hazırım. İşim bittiğinde pedler vücuduma tam olarak bu şekilde yerleşmiş durumda. Bilgisayarı ve AFI1'ı birbirine bağlayıp araçlardan kullanacağım kart ve portu seçiyorum. Ardından aldığım verileri seri çizici ekranda gösterecek olan birkaç satırlık basit bir kod yazıp kodu kartı yüklüyorum ve hemen sonra gömleğimin altından sarkan sensör kablosunu kart üzerindeki 3.5 mm jack'a bağlıyorum. Artık atmasını anneme borçlu olduğum kalbimin ürettiği sinyalleri ekranımdan ve sensör üzerindeki LED'den izleyebilirim. Ne kadar dölek durursanız o kadar kaliteli bir çıktı alacağınızı unutmayın. Daha sonra sinyalin ekran görüntüsünü alarak
Paint ve Microsoft Word yardımıyla bir PDF oluşturup kırtasiyeden farklı özelliklerde birkaç kağıda bolca çıktı aldım. Çerçeveyi koyacağım kağıda eskimiş kağıt görünümü verebilmek için bu kağıtlarla bolca deneme yaptım. Sulu boya ile kirletilmiş su, elektrikli sobada ısıtma, tost makinesi arasına koyma gibi pek çok yöntemden sonra en iyi sonucu çay ve satıcının akrilik boya kağıdı diye sattığı sert bir kağıt ile aldım. Aslına bakarsanız en başta direkt çayla denemem gerekirdi. Daha sonra atıl vaziyetteyken bulduğum ve kağıdım ile çok uyumlu olduğunu düşündüğüm eski bir çerçevenin çivilerini sökerek kullanacağım plexiglas parçaya göre genişletiyorum ve tekrar çivileyerek sabitliyorum. Ardından çay operasyonundan sonra kuruyan kağıdı ütüyle düzleştirip plexiglasa göre ölçü alarak kesiyorum. Kesme işleminden sonra plexiglası çizilmelere karşı koruyan jelatinden kurtarıp günün anlam önemini belirten birkaç kelime yazıyorum kağıda. Yazma işleminden sonra çift taraflı bantla kağıdı mukavvaya yapıştırıp plexiglasla birlikte çerçeveye yerleştiriyorum ve kenarlarından çivi çakarak sabitliyorum. Sonunda hediyem hazır. Evet, nasıl buldunuz? Uzaktan baktığında çok böyle kıymetli bir şey değildi gibi. Gerçi yakından baktığında da pek öyle durmuyor ama. Burada biraz da olayın da şeyi var. Manevi boyutu var. Aslında videonun başına söylediğim şeyi düşündüğünüz zaman o hediyenin kıymetini sadece hediyeyi verdiğiniz kişi anlayabilir. Eğer gerçekten kendisini özel hissettirmeyi başarabilirsiniz. Çünkü adı üzerinde özel. Hani onunla sizin aranızdaki özel bir şeyden feyz alarak bunu yapmışsınızdır. Ben bu manada biraz da böyle hobi tarafımızla bunu birleştirerek bunun çıktığı için memnunum. Annem bunu zaten sevecektir. Bizim onunla çok esprili bir anlayış tarzımız var. Ona güvenerek biraz da böyle bir şeye giriştim. Kendisi çünkü iş yerinde aldığı eşantiyon ürünleri bana hediye etmeyi çok sever ve onu verirken de bak senin için ne aldım, bak bunu aldım, çok da para verdim aman ha bozma falan gibi şekilde sunmayı çok sevdiği için bence bu hediye geçen not alacak. Evet, bütün bu videoyu izleyen eğer varsa, ki yok zannedersem çünkü kanalın izleyici oranında sadece %4 kadın var. Ama yine de söyleyeyim. Eğer bu videoyu izleyen bir anne varsa onun, yani sizin anneler gününüzü kutluyorum. Bu yaşıma gelmeme rağmen, kendi param artık kazanıyor olmama rağmen yine de hala her akşam dışarı çıktığımda harçlığım var mı diye soran annemin de anneler gününü kutluyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Benim inancıma göre sizler fani hayattaki en kutsal varlıklardan birisisiniz. Hepinize evlatlarınıza mutlu bir ömür diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.